Şimdi bu videonun konusu flow kontrol. Flow kontrolden kastım artık kod yazmaya başlıyoruz. Yani bugüne kadar ve şu ana kadar yaptığımız her şey her bir elemanı tek tek tanımaktı. Eğer bu bir araba olacak olsaydı ve şu an bir araba yapıyor olsaydık, somun nedir? Tekerlek nedir? Lastik nedir? İşte direksiyon nedir? Bunların hepsini tek tek öğrendik, öğrendik, öğrendik. Şimdi artık hani motorun gazıyla birleştirince falan gibi hani içten yanmalı pistonları nasıl yakarız falan artık hareket ettirme kısmı geliyor yani artık işleyiş geliyor. Her bir bireyi, her bir parçayı tek tek tanıma faslı bitti. Artık hareket ettirme kısmı, motorun çalışma kısmı diyebilirim. Zaten adı da üstünde bir yandan. Flow kontrol. Yani artık flow bir akış, bir döngü, bir hareket var ve bunu siz kontrol edebiliyorsunuz artık. Hani mesela 100 metre giderse araba frene bas ve durdur. Sonra 200 metre sağa dön, direksiyonu döndür. Hani her birini tek tek öğrendik. Şimdi bunu sağa döndürme, sola döndürme, gaza basma, frenleme gibi akış kontrol kısmındayız. Dolayısıyla en ünlü akış kontrolü olan eğer böyleyse bunu yap, eğer böyle değilse bunu yap şeklinde. Nasıl hani kullanılır? Hızlı bir şekilde görelim. Şöyle kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. N diye bir değişken var. Bunu böyle yapabiliriz mesela. Bir önceki eğitimlerden anladığımız kadarıyla N'i en başta tanımlayıp sonra N'in 16 olduğunu söyleyebiliriz. Ardından şunu silelim kafa karıştırmaması adına. Ve daha basit bir şekilde şöyle diyelim. Eğer n 20'den küçükse diyelim. Şunu da silelim. Aksi takdirde eğer gibi kısmı. Ve şu şekilde. Eğer n 20'den küçükse is under the 20'den küçük diyorum. Aksi takdirde bigger than 20 diyorum ve ikisinde de en yazdırıyorum. Çok basit bir şekilde ve run diyorum. Ve gördüğünüz gibi 16 under the 20 yani 20'den küçük diyor. Eğer bu 16 yerine ben 99 yazsaydım o zaman da bigger diyecekti. Bigger. Bir de şöyle bir şey var. Hani küçük eşit konsepti var. Bunu da biliyor olmanız gerekiyor. Hani eğer 20 ise 20'den küçükse ve 20'ye eşitse de o zaman hani burası dönüyor. Else if'i hani burada kullanabiliriz. Else eğer hani direkt 20'ye eşitse şeklinde n eşittir. İki tane eşittir koymanız lazım burada. 20 ise o zaman bunu yap. Aksi takdirde bunu yap şeklinde de diyebilirsiniz. Burada da işte equals diyebilirim. Bu direkt 20'ye eşit gibi. Run ediyorum. Gördüğünüz gibi tabi şurada bu sefer şöyle bir sorun oldu. Burası ilk tanımış oldu. Küçükse ayrı, eşitse ayrı, büyükse ayrı şeyler yapabiliyoruz. Ve diyebiliyoruz yani. Eğer 20'den küçükse ve İşte ne bileyim 50 ise bunu yap gibi hani n eşitse 50'ye bunu yap gibi hani. Şimdi şunu bir çalıştırayım. Bu ikisinin aynı anda olması imkansız yani. Bir sayının hem 20'den küçük olup hani şu anda hem de 50'ye eşit olma ihtimali yok ama şu olabilir hani hem 30'dan küçük hem de 20'ye eşitse dersem bu iki koşulu da sağlaması gerekiyor. İki koşulu da sağlarsa bakın burası dönüyor. Bak buraya xx yazarsam gördüğünüz gibi burası dönecek. Çünkü burada iki koşulda söyledim yani hem bu olmalı hem de bu olmalı gibi. Burada şu v'yi temsil ediyor. Veya da kullanabilirdim. O zaman da hani böyle de olursa böyle de olursa bunu yap gibi. Bunların hepsi çok önemliydi. Bunu hani bu konu çok önemli dediğim gibi ve veya kısmı çok önemli. If
else if ve else kavramını anlamanız önemli. Kendiniz de denemeler yapabilirsiniz. Yani burada and yerine başka rakamlar koyup bu kısım önemli. Bunu çok çok yapın. If kısmı bu şekilde. Loop kısmında hani bir şekilde full sonsuz bir döngü yaratıyor. Şöyle. Let mut diyeyim mesela. The mutable bir and değil de iyi olsun bu. Ardından bir tane de loop başlatıyorum bakın. İyi diyorum ki yani iyi diye bir değişken vardı ya. İyi artı bir diyorum sürekli bir arttırsın ve println'le de bunu printlesin sürekli. Console.log diyeyim. Ve buradan iyi sürekli print etsin. Fakat bir noktada break demem lazım. Yoksa bu sonsuza kadar çalışan infinite dediği bu. Sonsuza kadar dönen bir şey bu. O yüzden burada şunu demem lazım. Biraz önce if'i de öğrendiğimize göre burada eğer diyebilirim artık. Eğer i eşitse 24, 25'e mesela 24'e break deyip bu loop'u durdurmam gerekiyor. Şuraya da böyle bir mesaj yazabilirim mesela. Break diye. Break ettiğini hani görelim gibi. Ve çalıştırıyorum. Şimdi let mut i dedim. Tipini belirtmediğim için ve hata verdi. Sıfır olarak başlatayım yani. Sorun olmasın. Sıfırdan başladı. Aslında şunu merak ediyorum. Böyle dedikten sonra i eşittir sıfır deseydim yine sonsuz bir şekilde çalışacaktı. Gördüğünüz gibi bir oldu. Yani sonsuz bir sonsuza kadar dönmeye başlıyor burada. İlk olarak i'ye bir ekliyor ve dolayısıyla burada 1'i lokluyor, 2'yi lokluyor. Bu şekilde 24'e kadar geldi mi? 24'ü en son lokluyor ve durduruyor loop'u. 7 dakika olmuş. Bu videoda if, else ve loop'u öğrenmiş olduk. Diğer videoda da hani match ve aslında for and range'i işlersek şu while döngüsü falan bunlara da bakarız. Yani diğer videoda da şu üçünü izleriz. Yani şu için üçünü inceleriz. Ondan sonra fonksiyonlara geçebiliriz.